Star Wars yani Yıldız Savaşları serisini herhalde bilmeyenimiz ya da denk gelmeyenimiz yoktur. Serinin ilk filmi 1980 yılında girmişti hayatımıza ve o tarihten itibaren seriye çekilen her film, deyim yerindeyse, kült filmler, kült yapımlar arasında yerini aldı. 7'den 70'e her yaştan, her milletten hayranı olan nadir yapımlardan biri Star Wars. Öyle ki serinin fanları belki de dünyadaki en geniş hayran kitleleri arasında kabul ediliyor. Bu kadar seri eski olup devam edince koleksiyonerleri de elinde nadide parçalar biriktirmeye başladılar Yıldız Savaşları'na dair. İşte tam 40 yıl boyunca bir araya getirilen tam 600'den fazla parçadan oluşan bir hayran koleksiyonu şimdi İstanbul'da sergileniyor. Nerede? İstanbul Sinema Müzesi'nde. Star Wars evrenine gideceğiz birlikte. Canan Marangöz, değerli kardeşimiz, bizi bekliyor orada. Yanında da İstanbul Sinema Müzesi Genel Müdürü Ceyhun Tuzcu var. Canan, günaydın. Nasıl uzay uzay yolculuğu? Neler var orada? Lütfen paylaş bizimle. Günaydın İbrahim Sadri ve ATV'de hafta sonu izleyicilerine buradan yeniden günaydın diyoruz. Şu an bambaşka bir evrende, bambaşka bir galaksideyiz desek yanlış söylemiş olmayız. Çünkü şu anda dünyanın belki de en çok hayran kitlesine sahip serisi olan Star Wars serisinin koleksiyon, fan koleksiyonunun içinde bulunuyoruz tam olarak. Bu sergi dünyada gezdiği yerler bakımından Türkiye 4. olmuş. Öyle değil mi Ceyhun Bey? Burası aslında çok özel bir sergi ve yaklaşık 1980'den bu yana biriken pek çok şey burada var. Evet, uzun zamandır hedeflediğimiz bir sergiyi gerçekleştiriyoruz burada. 40 yılı aldı bu serinin bir parçası olmak, fanlar tarafından, fanlar için yapılmış bir sergiyi Türkiye'ye getirmek bizim için de çok heyecan vericiydi. İçeride 600'den fazla parça var. Şu anda biz Fans of the Galaxy, Galaxy'nin fanları sergisi içerisindeyiz, Star Wars'un. Dolayısıyla biz burada özellikle bu sergiyi Türkiye'ye getirirken birden çok öğeye dikkat ettik. Bunlardan bir tanesi özellikle içeride senografik alanların oluşturulmasını sağlamaktı. Yani siz birebir ölçekli karakterlerle aynı dünyada oluyorsunuz. Film karelerinden birebir parçaları burada yaşadığınız bir dünyaya girmiş oluyorsunuz. Şu an sesleri de aslında siz bilmiyorum duyabiliyor musunuz ama o filmi içindeki sesleri de görebilmek mümkün. Hemen Mehmet Şahin'den de rica edeceğim, kameramanından. İşte filmin belki de en önemli karakteri Karanlıklar Lord'u Darth Vader. Darth Vader, evet. Evet, doğru da söyle. Şimdi bütün film aslında serisi bundan oluşuyor değil mi? Bunun üzerine, yani bu karakter üzerine yoğunlaşıyor. Evet, film kadim bir iyilik ve kötülük, salt iyiliği hedef almayan, bir kötülükle iyiliğin arasındaki dengeyi hedefleyen bir film. Dolayısıyla hikaye anlatıcılığının en önemli özelliklerinden bir tanesini yaşadığımız bu film, bu seride hayran kitlesinin de en fazla oluşmasına sebep veren olaylardan bir tanesi de oydu. Şimdi biz burada özellikle senografik alanlar dediğimiz filmin birebir sahnelerindeki şehirleri, kantinayı, ayrı ayrı Endor'u, tamamını burada yansıtmak için 3 farklı küratörle beraber çalıştık. Dolayısıyla biz bu sergide aslında aynı zamanda immersive alanlarla beraber koleksiyonerlere de yer verdiğimiz bir dünya oluşturduk. Bu artifact dediğimiz, koleksiyonerlerin Star Wars evrenine çok fazla adanmışlığıyla beraber belirli alanlarda uzmanlaştırdıkları, işte ışın kılıçları, kasklar, kostümler, tamamı üzerine uzmanlaştıkları ve kendi eserleri olan yüzlerce parçayı getirdik. Şimdi bu koleksiyonlardan bir tanesi de baktığınız zaman içeride şurada bir karakter görüyoruz. Boba Fett, evet. Boba Fett, şimdi Boba Fett'in tamamen bambaşka bir hikayesi var. Burada biz özellikle sergiyi bölerken, bütünlerken iyilerle kötüleri bir araya getirmeye çalıştık içeride. Ödül avcılarıyla başarılı iyilik temsilcilerini, kötülerle tamamen şeyden, dünyadan, Star Wars evreninin içerisinde yaşayıp bu iyilikle kötülüğün dışında kalan bağımsızları da bir araya getirmeye çalıştık. Şimdi burada mesela çok önemli şeylerden bir tanesi de bizim diyaromalar. Bu diyaroma Star Wars evreninin mini maketleri. Yani siz büyük resmi minimum düzeyde daha büyük bir dünyayı detaylı şekilde incelediğiniz alanlardan bir tanesi. Biz burada aynı şekilde
Kantinayı da göreceğiz birazdan. Kantina aynı zamanda film setinde de kullanılmış şehrin çok önemli özelliklerinden bir tanesini, bir bütününü yansıtan parçalardan. Burası mı oluyor tam olarak? Evet, şimdi kameraman arkadaşım da hemen gösterecek. Burada da bambaşka bir evrene doğru yolculuk yaptık. Burası ne oluyor tam olarak? Burası kantina. Şimdi tabii en sevilen sahnelerinden bir tanesi, nedenlerinden bir tanesi kantinada görebilecek egzotik ve sıra dışı uzaylıların yer alması. Şimdi bu kadar tabii kendisi kadar çok yönlü ve değişken olan bu yaratıklar, bu evrende izleyiciyi bekleyen sonsuz imkanları gözler önüne seriyor diyebiliriz basitçe. Aslında. Şimdi dedik burası artık bugünden itibaren... açıldı. Sinema, İstanbul Sinema Müzesi'nde açılmış oldu. Bugünden itibaren ziyaretçiler gelip Star Wars evrenini burada görebilecekler. Biz gösterdiğimiz alan aslında çok kısıtlı bir alandı. Çok daha büyük bir alanı görebilecekler ama tabii yayında biz hepsini gösteremiyoruz. O yüzden geri kalanını siz gelip burada görebilmeniz gerekiyor aslında. O yüzden buradan sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Canan Marangöz'e ve değerli konuğuna teşekkür ediyoruz. Ben de çabucak bir cümle hatırlatayım. Beyoğlu'nda İstanbul Sinema Müzesi'nde sergileniyor Star Wars'un bu görselleri değerli izleyenler.